Evet, herkese yeniden merhabalar. Az önce videoyu çektim ama bir yerlerde tıkanıp kaldığım için yeni bir video çekmeye karar verdim. Tabi bu defa görüntü yok çünkü OBS niyeyse biraz sıkıntı çıkarıyor. O yüzden ses görüntü uyumsuzluğu var. O yüzden ben de görüntüyü oluşturmamaya karar verdim. Kamera çekimi yok. Evet, bugünkü konumuz vektörler. Diğer bir ifadeyle diziler, yine bir diğer ifadeyle efendim söyleyeyim array, yine bir diğer ifadeyle list dediğimiz veri türünden bahsediyoruz. Tabi biraz programlama dilinde biraz daha farklı ele alınabiliyor. Java'ya benzer bir yapısı var, C++ veri yapısına benzer bir yapısı var. Ama mesela Python'daki list gibi değil. Python'ı çoğunlukla kullanırlar, hatta JavaScript'i kullanan çok kişi de vardır. Orada size mesela bir diziye istediğiniz türden istediğiniz zaman yeni elemanlar ekleyebilirsiniz. Ama Rust programlama dili tabi buna izin vermiyor. Bir vektörün bütün elemanlarının veri yapısı, veri türü aynı olmak zorundadır. Bunu göz önüne almanızda fayda var. Çünkü yarın bir gün işte sayı eklediniz, sonra üstüne string eklemeye çalıştınız, hata verdi. Verir çünkü Rust programlama dilinde vektörler tek bir tane ne yapar? Veri türünü kabul eder. Bir vektörün veri türü bir defa tanımlanır, daha sonra değiştirilemez. Hatta burada da mesela ifade edilir. Mesela buradaki T aslında verinin türünü ifade eder. Dolayısıyla her defasında ekleme yaptığımızda aynı veri türünü bizden ister. Burada mesela bir vektör tanımlanmış mutation şeklinde wedge new olarak kullanılmış. Tabi biz bunu aslında wedge vektör olarak da kullanabiliyoruz. Wedge vektörü var, şöyle diyeyim. Aynı işlem şöyle de yapılabilir. Ben bunu daha çok kullanıyorum. Bana daha efektif geliyor. Neden? Çünkü boş bir vektör oluşturmak da veya içine eleman yerleştirmek de aynı şekilde kullanılabiliyor. Burada allocator var. Tabii allocator olayına birazdan değineceğiz. Kapasite olayından değineceğiz. Burada mesela yeni bir boş vektör oluşturmuş. Push demiş. Vektörün sonuna yeni elemanlar eklemiş. İkinci bir defa bir push demiş. Dolayısıyla mesela bizim vektörün uzunluğu kaç? 2. Vektörün sıfırıncı elemanı, yani ilk elemanı 1 boştu çünkü ekledik 1. 2 eklediğimiz zaman push metodu vektörün sonuna eleman ekliyor. Tabi burada şunu da belirtmek gerekiyor. Yani biraz sizin vektörün bellekte nasıl saklandığını da bilmeniz gerekiyor. Vektörler bellekte sıra sıra saklanır. Arka arkaya saklanır. Belleği bir Excel tablosu gibi düşünün. Arka arkaya saklanıyor. Dolayısıyla bir vektörün elemanlarının arasına başka bir verinin, başka bir değişkenin girmesi mümkün değil. Haliyle vektörlerin boyutunun ne kadar olduğu çok önemli bir konu oluyor. Çünkü vektörümüzün boyu büyüdükçe bizim vektörümüz için uygun bir alan bulmamız zorlaşıyor. Ve her defasında mesela diyelim ki biz vektör için bellekte bir alan kiraladık ama daha sonra vektörümüz büyüdü. Fakat vektörün sağındaki ve solundaki yerler tıka basa dolu. Haliyle biz ne yapıyoruz? Vektörü oradan alıyoruz. Tamamını kopyalayıp başka bir yere yerleştiriyoruz. Bunlardan dolayı mesela vektörler bazen çok fazla eleman aldığı zaman ya da çok fazla kopyası oluşturulduğu zaman performans açısından inanılmaz düşüyor. Ama tabii bu çok fazla alandan bahsettiğimiz şey de işin doğrusu 10 milyon elemanlardan, 100 milyon elemanlardan bahsediyoruz burada. Oralara kadar mesela herhangi bir problem yaşamıyor. Ondan sonra problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii bunu da mesela tribünler gibi düşünebilirsiniz. Belli bir grup gittiniz tribünlere. Önce en önlerde yer tutuyorsunuz çünkü kimse yok. Ama mesela diyelim ki arkadaş sayınız arttı. İşte arkadaş olarak yan yana oturmak istiyorsunuz. Bu defa ne yapıyorsunuz? Biraz daha kalabalık olmayan üst sıralara gitmeye çalışınız. Haliyle performans orada mesela düşer. Çünkü uzak bölgelere gönderiyor sizi. Sonra arkadaş çevreniz arttı, biraz daha geriye. Sonra biraz daha arkadaş çevreniz arttı. Sağınız solunuz dolu olduğu için artık bir şey de yapamıyorsunuz. Biraz daha geriye gidiyorsunuz. Neyse, push metodu dediğim gibi vektörün sonuna eleman ekler. Her zaman için. Neden vektörün sonuna eleman ekler? İşte az önce dediğim gibi vektörleri bir sıra olarak düşündüğünüz zaman siz elemanı vektörün sonuna attığınız zaman sizin
neredeyse performans kaybını sıfır. Neden? Çünkü çoğunlukla vektörün sağ tarafı, yani sonundaki kısım boştur. Allocator olayına girer bu biraz. Çok detaylı da anlatmak istemiyorum ama vektörün son sırasında herhangi bir veri olmaz diye düşünülür. Bu defa oraya mesela bir push yaptığınız zaman, gelen son elemanı oraya eklediğiniz zaman constant time'da, yani tek bir defada bu işi halletmiş olursunuz. Ama tabii bunun dediğim gibi sınırı şu: vektörün sağında herhangi bir boşluk olmaması gerekiyor. O yüzden mesela burada allocator dediğimiz olay, mesela vektöre ne kadar yer ayırayım konusu da ayrı bir algoritma konusu. Veri yapıları konusunda bunu mesela anlatırlar uzun uzun, neden böyle yapılır diye. Her defasında verinin allocate edilen, yani bellekten kiralanan yeri bir şekilde, düzgün bir şekilde hesaplanıp çok fazla performans kaybı yaşanmadan halledilmeye çalışılıyor. Çünkü eğer biz vektöre az bir yer ayırırsak, vektöre eleman eklediğimizde yer kalmaz ve o vektörümüzün tamamı kopyalanıp başka bir yere aktarılır. Mesela bunu şöyle düşünün. Neden pop çok şey olur diye. Şöyle düşünün. Vektörün başlangıç noktası biliniyor. Dolayısıyla vektörün başlangıç noktası bilindiği için elemanlar orada sıra sıra dizilmiş. Biz vektörün sadece sonuna eleman ekliyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Tak, sonuna eleman eklediğimiz zaman tek bir defa da yapıyoruz. Ama bu sırada mesela diğer vektörün diğer elemanlarının yeri hiçbir şekilde değişmiyor. Fakat bir de şöyle düşünün. İlk sıraya eleman eklediğiniz zaman ne yapar? Vektörün diğer elemanlarının tamamı bir adım geriye gider. Tamamı. Dolayısıyla sizin en ön sıraya ya da aralara eleman yerleştirmeniz push metodundan çok daha fazla bellek ve işlem gücü harcar. O yüzden push metodu çok sık kullanılan bir metot, çok da efektif bir metot. Araya, oraya, buraya gerekli olmadığı müddetçe insert komutunu kullanmıyoruz. Az önce anlattığım konular mesela capacity konusuydu. İşte yer ayırma, ne kadarlık bir alan kiralanmış diye bellekte bu. Yani len'den farklı olarak bellekte buna ayrılan alan, allocate edilen alan, bir de len ise kaç tane eleman oldu. Mesela 20 sınıf, 20 kişilik bir sınıfınız vardır. Bu sizin kapasitenizdir sınıfınızın. Ama sınıfta 10 tane öğrenci vardır. Bu da sizin len'dir. Öğrenci uzunluğunuz, eleman sayınız len yani. Bu da odur yani. Aradaki fark bu. DDAP diye bir metodumuz var. Çok sık kullanılabilen bir metot. Ne yapıyor mesela DDAP metodu? Aynı benzer elemanları siliyor. Ama aynı benzer elemanların arka arkaya olması gerekiyor. Mesela bakın, burada bir örnek verilmiş. Bizim vektörümüz burada batch makrosunu kullanmış mesela. 1, 2, 2, 3, 2. Burada mesela 2, şöyle düşünün. Aslında şöyle gidiyor olaylar. Önce buraya geliyor. Bunu bununla karşılaştırıyor. Aynı değil. Sonra işte 1 buraya geliyor. Daha sonra öndeki elemanla başlıyor karşılaştırmaya. 2 buradaki 2 ile aynı olduğu için bunu siliyor. Daha sonra 3 bunun yerine geliyor. Şöyle yapalım. Mesela dediğim gibi bir tane elemanı sabit tutuyor. Mesela buna B diyelim. B burası olsun. Bir tane eleman da A olsun. Böyle bir algoritma yürütüyor. A'yı B ile karşılaştırıyor. A B'ye eşit midir? Hayır. O yüzden her ikisi de birer adım ilerliyorlar. B geliyor buraya mesela. A geliyor buraya. A B'ye eşit midir? Evet. A'yı siliyor. Yine diyor A B'ye eşit midir? Tabii A sırasını değiştirmediği için A 3 oldu ama B hala mesela şurasıdır. Daha sonra 3'ü geliyor. Yani A 2 ile kıyaslıyor. Eşit değil. Bu defa ne yapıyor? Burası B oluyor. Burası A oluyor. Yine karşılaştırıyor. A B'ye eşit midir? Hayır. Ne yapıyor? Bu defa tekrar siliyor. Mesela şu an bu ikisi de bunun eleman sayısı hiç silinmez. DDAP yapıldıktan sonra. Dediğim gibi arka arkaya olursa silinir. Haliyle bütün birbirine benzer elemanları silmek istiyorsanız sizin vektörünüzü sıralamanız gerekir. Tabii vektör burada biz tam sayı kullanmışız ama illa da tam sayı olacak diye bir şey yok. Struct verisini de ekleyebilirsiniz ama bir defa en başa hangi struct'ı eklediyseniz diğer elemanlar da onlardan oluşacak. DDAP by var. Az önce benim sinirimi bozan bir DDAP'tı bu. Şöyle.
Burada bakın DDAPBY bir tane closure alıyor. Ben size tabii closure'ı anlatmadım. İleriki zamanlarda anlatmayı düşünüyorum. Closure'ı alıyor. Daha doğrusu bir fonksiyon alıyor. Bu fonksiyon mesela şuradaki iki değer. Biri A, biri B. Mesela bu ne yapıyor? A bar oluyor. Daha doğrusu B geliyor şuna. Bu B'dir. Daha sonra A şuraya geliyor. Bu ikisini karşılaştırıyor ama önemli olan şey şuradaki fonksiyonun true değerini döndürmesi. Bizim için önemli olan şey o. True değerini döndürmesi burada. Burada ne yapıyor? A diyor EQ, EQ daha doğrusu ignore asci case. Yani diyor ki büyük küçük harf ayrımını umursamadan B'ye bak. Eşit midir B ile? Burada mesela A geliyor önce mesela bar'dır. A bar, B fu. Eşit mi? Küçük büyük harf ayrımını umursamazsak hayır eşit değil. Dolayısıyla ikisi de bir adım gidiyorlar. B buraya geliyor. B bar oluyor. Bu defa A büyük bar oluyor. B karşılaştırıyor ama neye göre karşılaştırıyor mesela? İşte barın büyük küçük harf ayrımını umursamadan. Eşit oluyor mu? Evet eşit oluyor. Kimi siliyor? A'yı siliyor. Bar silindi. Bakın burada mesela bar yok. Barı sildi. Diğerleri aynı olduğu gibi kalıyor. Çünkü bakın burada barı sildikten sonra bu defa baz geliyor. Baz bunun yerine geliyor. Bu defa baz ile barı karşılaştırıyor. Bakıyor karşılaştırma false değerini döndürünce ne yapıyor? Bu defa her ikisi de birer adım geliyorlar. Bunu silelim mesela. Bu defa işte burada karşılaştırma yapıyor. Karşılaştırma tutmadığı için bu defa B buraya geliyor. A buraya geliyor. Haliyle ikisi de birbirine eşit olmadıkları için herhangi bir şey silinmiyor. Bu sebepten ötürü DDAP fonksiyonu eğer tamamı arka arkaya gelirse siler. Mesela aynısını burada yaptığımız zaman bakın burayı yaptığımız zaman şu ikisini siler. Geriye sadece fu ve bar kalır. Bakın bazen çok yavaş çalışıyor bu. Evet, bakın hata vermemesinin sebebi şu assert EQ kendisine gelen iki tane değeri batch ve şunu karşılaştırır. Eğer birbirlerine eşitse panik atmaz. Eğer farklıysa panik atar. Tabii acaba bu mu siliniyor, bu mu siliniyor diye merak ediyorsanız bakın bu ikisini de şöyle yapalım. B'yi burada sabit tutuyor. A geliyor buraya. A'yı bununla karşılaştırıyor. Ama nasıl? İşte büyük küçük harf ayrımını umursamadan. Buradaki fonksiyon o. Umursamadan karşılaştırıyor. Bara eşit midir? Evet. Sonra bu geliyor bunun yerine. Yine karşılaştırma yapıyor. Evet bu da aynı. Bunu da siliyor. Ve geriye sadece bu kalıyor. Ve dolayısıyla assert EQ de herhangi bir panik atmıyor. Ama burada önemli olan şey buradaki fonksiyonun true değerini döndürmesi. Mesela ben buraya direkt true da yazabilirim. Bu defa ne olacak? Bütün elemanları silecek. Çünkü bütün elemanlar için true değeri gelecek. Pardon, true kalabilir. Deneyeyim. Ya bütün elemanları siler ya da sadece true kalır. True'nun kalması lazım. Çünkü bu B'dir, bu A'dır. A true. Bunda da true sil. Bunda da true sil. Geriye bir tek fu kaldı. Bakalım panik atmıyorsa doğrudur. Evet. Panik atmadığına göre bakın mesela ben sadece buraya true yaptım. Yani aslında birinci eleman hariç diğer hepsini sil dedim ben. Bir nevi. Ne yapıyor mesela burada? B fu'dur. A önce bar oluyor. Oradayken true değeri döndü. Barı sildi. Bu defa bu geliyor buraya. Bakın B'nin yeri sabit kalıyor. Bu geliyor bu defa buraya. Şunu silelim. Yine A bar. True değerini aldık mı? Evet. Bunu da gene siliyor. Bakın B yani fu olduğu gibi sabit kalıyor. A yine bar. True değeri geldi mi? Fonksiyondan evet. Bunu da sil. Geriye bir tek. DDAP bu şekilde kullanılıyor. Yani aslında elemanlar üzerinde herhangi bir işlem ya da karşılaştırma ya da benzerlik kurmanız gerekmiyor. Önemli olan şey buradaki fonksiyonun true değerini döndürmesidir. Eğer true değerini döndürüyorsa A'yı siliyor. Bunu da unutmayın. Bakın B burada sabit kalır. A buradan eşlenik olanları geri geri getiriyor. Ta ki
silinceye kadar. Ya kamera olmaması da benim el kol hareketlerim aslında burada güzel görünür ama güzel de oluyor. Yani sınıfta seviyorum bu şekilde. Burada anlatamıyorum, gösteremiyorum yani. Neyse. Didap by K. Buradaki K'yi de açıklamak, işin doğrusu burayı anlamak biraz zahmetli oluyor. Olay şu. Yine A, B şeklinde düşünün. Didap her defasında bu şekilde çalışıyor. B bu. Ama burada i kullanmış. Peki bunun olayı ne? İ geliyor buraya. Buradan başlıyor. İ'yi 10'a bölüyor. Kaç? 2. Ondan sonra geliyor 10'u 2'ye bölüyor. Yani bir öncesini. 10'un 10'a bölümünden kalan kaç? 1. Birbirine eşit oldu mu? Hayır. Çünkü 20'nin 2, 10'a bölümü 2 verdi. Bunun 1 verdi. Haliyle 20'yi silmiyor. Bu defa geliyor. B geliyor 20 oluyor. Bakın B geliyor 20 oluyor. A geliyor 21 oluyor. Şimdi ikisinin 10'a bölümünden kalan kaç? 2. İkisi de 2. Ama 21'i siler. 21'i siler. Ne oldu mesela? Bu defa 21'i silince 21'in yerine 30 geldi. 30 geldi. Bu defa ne yapıyor? İşte yine B sabit yerinde kalıyor. 30'u 10'a bölüyor 3. 20'yi 10'a bölüyor 2. Eşit değil. Haliyle eşit olmadığı için B geliyor buraya. A geliyor buraya. Tabi burada A, B yok ama çalışma mantığı yine aynı. Bakalım mesela türü yapalım. Yine burada da aynı sonucu alır mıyız? Muhtemelen alırız. Sadece 10 kalacak diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ama hayır. Ha, alıyormuş ya, aynı mantıkla çalışabiliyormuş. Tabii bunların hepsinin çalışma mekaniği aynı olsa da kullanım amaçları farklı. Yani diyeceksiniz ki madem hepsi aynı çalışıyor, o zaman biz sadece DDAP kullanıp benzer elemanları silsek olmaz mı? Silebilirsiniz tabii ki ama yerine göre bazı kullanım ama durumları değişebilir. Mesela işte az önce dediği gibi 10'a bölünüp aynı sonucu veren değerleri silmek istersiniz mesela. Bu defa ne yapacaksınız? Didap by K yapacaksınız. Ya da işte Didap by dediğiniz zaman A ve B, yani arka arkaya gelen elemanlar arasında herhangi bir bağıntı varsa, yani mesela Didap by K işte İ'ye göre, K'ye göre hareket ediyor. Didap by ise A, B, yani sıra sıra gider. İşte bunlar arasında belli bir bağıntı varsa ona göre hareket eder. Didap by ile Didap by K arasındaki fark şu. Mesela biz Didap Bay'da öndeki ve arkadaki elemanı A ve B diye işaret edebildiğimiz için kontrolümüz daha fazla. Gerçi burada da istesek aynı şeyi yapabiliriz ama burada biraz daha net görünebiliyor. Olay bu sadece. Tabi istediğiniz zaman bunların hepsini kendiniz aslında yeni bir sistem kurarak tasarlayabilirsiniz. Sadece biraz daha işte özel durumlara haiz işlemler yapmak için geliştirilmiş. Fakat ben sadece mesela DDAP'ı kullanırım. Fakat dediğim gibi benzer elemanları silmek için biz ne yapıyoruz? O elemanları önce bir sıralıyoruz. Sıralamazsak benzer elemanlar arasında başka elemanlar varsa benzer elemanlar silinmez. Mesela neyse. Şimdi drain dediğimiz şey yeni bir vektör türetmek için kullanılıyor. Mesela burada vektör 1, 2, 3 elemanları oluşturulmuş. Ve değişken türümüz üzerinde drain dediğimiz zaman bunu şöyle alalım. Mesela drain birinci elemandan sonuncu elemana. Bunu Python'dan biliyorsunuz. İşte başlangıç elemanı, bitiş elemanı. Bir range veriyoruz drain fonksiyonuna. Tabii siz başlangıç elemanını belirtmezseniz en baştan ya da bitiş elemanını belirtmezseniz en sona kadar demiş oluyorsunuz. Buradaki collect metodu biraz özel. Collect metodu buradaki metot her elemanı alır, bunları collect'e gönderir, collect bulur, alır, ne yapar? Yeni bir vektör türetir. Aslında tek başına kendisi vektör türetemez. Biz burada U'nun yapısını belirttiğimiz için vektöre çeviriyor bu arada. Yoksa kendi kendine veri türünü bilmiyorsa hangi veri türüne çevireceğini bilemez. Evet, biz tabi burada V drain dediğimiz zaman V'nin birinci elemandan sonrakilerini aldık. Yeni bir vektör türettik. Bunu U'ya verdik. Fakat
B'deki elemanları da sildik. Bu aslında vektörü parçalamak anlamına geliyor. Sadece parçalıyoruz. Drain filter ise yine aynı konudur. Ama drain filter biraz daha farklı çalışır. Mesela burada drain filter'a örnek vermiş. Burada mesela şöyle bir vektör oluşturmuşuz. Bakın ne yapmış. Numbers drain filter. İşte bu arada bu yıldızın ne olduğunu bilmiyorsanız drain filter normalde kendisi artık hangi değişkense metot olarak kullanılıyor. Bir tane şu x aslında her defasında şu elemanı işaret ediyor ama referansını işaret ediyor. Referansını işaret ettiği için aritmetik işlemler yapacaksak bunun üzerinde pointer'ını kullanıyoruz. Yıldız dediğimiz zaman referans değeri üzerinde değil, referans edilen bellekteki değere göre işlem yapmış oluyoruz. Çok da kafa karıştırıcı bir şey yok. Zaten compiler size söylüyor işte buraya pointer koy diyor. Siz de pointer koyarsınız. Sıkıntı yok yani. Pointer dediğimizde bu çarpı işareti. Her neyse burada mesela ne yapıyor? 2'nin bölümünden kalan 0 ise. Mesela ne yapar burada? Vektörün 2'ye bölünen elemanlarını buradan siler. Numbers'tan siliyor. Ve daha sonra collect metoduna gönderiyor. Collect metodu da bunlardan ne oluşturacak? Biz yine bakın burada collect metoduna ne oluşturacağını söylüyoruz. Yeni bir vektör türetiyor. Haliyle ikileri bunları siliyor. Bu, işte bu. Bunları alıyor. Kime gönderiyor? Evens'a. Çift olanlarını Evens'a vermiş olduk. Ama tek olay bu da değil. Buradan da silmiş olduk. Yani numbers'tan silmiş olduk. Daha sonra numbers'ı mesela odds'a eklemiş. Dolayısıyla odds tekli olanları almış oldu. Evens çiftli olanları almış oldu. Yani drain metodu yine burada aslında vektörü parçalıyor. Ama sadece drain kullandığımız zaman yani şu drain metodu olduğu gibi bir yerden şak diye ikiye bölüyor. Biz ona diyoruz ki şuradan itibaren parçala diyoruz drain metodunda. Ama drain filter'da ise şu sebebe ya da şu özelliği olan ya da şu değeri true olan sayıları çıkar bundan yeni bir vektör oluştur demiş oluyoruz aslında. Ha mesela bunu da kullanmayabilirdik bu arada. Bakın kullanmayalım. Şurayı da kullanmayalım. Sadece şuraya geleyim. Bakın burası numbers yazayım buraya. Daha anlaşılır olsun diye numbers. Hatta şunu da silelim. Bu da benim işime yaramıyor. Yani ben burada aslında iki tane metot, iki tane vektör oluşturmak istemesem bile drain filter numbers'tan bu çift elemanları siler. Burada panik atmazsa çalışıyor demektir. Ama ne olur? Madem ben böyle bir şey yaptım. Yani bazı elemanları sildim ama o elemanlar kaybolmasın. Onları da başka bir diziye ekleyeyim demek isterseniz. Başka bir vektöre ekleyeyim demek isterseniz. Tabii bunu işte mesela A ya da Evens dersiniz. Evens dersiniz. Oradan kullanırsınız. Bu defa ne yapmış olursunuz? İşte buradan silinen elemanları Evens'a atmış olursunuz. Ama neden collect kullanıyoruz? Olay ve biraz bunların çalışma mantığından kaynaklı. Şöyle. Drain filter metodu şurada her metot üzerinde şu fonksiyonu uyguluyor ve eğer true değerini alırsa bunu collect'e gönderiyor her defasında. Collect metodu da tabii varsa eğer. Collect metodu da onları alır kendisine söylenen veri türüne çevirmeye çalışır. Gibi. Mesela. Burada ne yaptım ben? Az önce buradaydı. Ben burayı aldım. Sonuçta collect metodu bakıyor. Hangi veri türüne çevirmesi gerekiyor? Wedge'e çevirmesi gerekiyor. Tamam diyor. Ben anladım diyor. Buradan her defasında drain filter'dan true değerini alan eleman silinir. Kimden silinir? Numbers'tan. Kime gönderilir? Collect'e. Collect ne yapıyor? Ondan bir vektör oluşturuyor. Bunu ne yapıyor? Gönderiyor Evens'a. Gibi düşünün. Biraz karışık söylemiş gibi oldum ama anlarsınız ya. Zeki insanlar anlar yani. Evet, bu kısımları es geçiyorum. Insert metodu. Insert metodu push elemanından farklı olarak diziye yeni bir eleman ekler ama nereye ekler mesela? Birinci sıraya ekleriz ya da ikinci sıraya ekleriz ya da üçüncü sıraya ekleriz.
Tabii dediğim gibi push metodunda da söyledim. Push metodu mesela düşünün bir beden eğitimi öğretmeni bir öğrenciye şunu söylüyor. Oğlum git en arka sıraya git. Dediği zaman ne yapar? Hiçbir öğrenci yerinden kıpırdamaz. Yeni gelen öğrenci sıranın en arkasına geçer. Dolayısıyla bir tek iş yapan kim? Yeni gelen öğrenci. Ama insert metodunda mesela ne yapıyoruz? Metodunda bu arada. Insert metodunda gelen elemana, öğrenciye şunu söylüyoruz. Oğlum git 3. sıraya. 3. sıraya git dediğimiz zaman bu öğrenci ne yapacak? 3. sıradan başlayıp sona kadar giden bütün öğrencileri bir adım geriye itmiş olacak. Dolayısıyla burada kaç öğrenci hareket haline geldi? 3 ve 3'ten sonraki bütün öğrenciler hareket haline geldi. Bir de en başa yerleştirdiğinizi düşünün. Insert metodüyle mesela en başa öğrenci yerleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki oğlum git sıranın en öne. En önüne git. Burada ne yapacak? Öğrenci en öne geçmek için bütün öğrencileri bir adım geriye atacak. Dolayısıyla bütün elemanların yeri değişmiş olacak baştan sona. Bu yüzden insert metodu çok fazla tavsiye edilen bir metot. Aslında çok kullanılır ama yani yine de işte orada biraz dikkat etmek gerekiyor. Eğer gerekli değilse insert metodunu kullanmayın. Push metodunu kullanın. Remove da aynı şekilde ne yapar? İşte belli bir elemanı indeksi verirsiniz. O indeksten elemanı siler. İşte mesela ne yapmış bakın burada. Where remove 1 demiş. Birinci elemanı sil dediğimiz zaman tabii where remove bize silinen elemanı değer olarak verir. Ama öte yandan where remove dediğimiz zaman where remove metodu bize 2 verir. Fakat ve yani dizimiz bunu sileceği için dizimiz 1, 2 diye kalır. Bakın burada 2 olan şey ve remove metodunun kendisidir. Bunu ikinci defa çalıştırsak mesela 3 verir bize. Ama öte yandan remove çalıştığı için V'deki bu eleman silindi. Ne kaldı geriye? 1 ile 3 kaldı. Retain metodu ise o da yine drain filter gibidir ama şey yapmaz. Yani herhangi bir yere değer meğer göndermez. Şöyle yapar. Mesela 1, 2, 3, 4 ya. Burada ne yapmış? 2'nin işte x'in 2'ye bölümünden kalan 0 ise demiş. Yani sadece 2'ye bölümünden kalan 0 olanları elde tutmuş. Başka bir nanesi yok. Yani şu elemanları sil demek istediğiniz durumlarda ya da sadece şu elemanları tut. Mesela ben burada sadece tekli elemanları tutmak istiyorum dedim. Burada bir defa ne olacak? 1 ile 3 kalacak mesela. Sadece 2'nin bölümünden sayının 2'ye bölümünden kalan 0 olmayanları sil demiş oldum. Pardon, silme, tut demiş oldum. Diğerlerini sil. Bir tek bunlar bana lazım. Diğerlerini sil demiş oldum. Ama yine de burada da önemli olan şey buradaki ne desek closure dediğimiz şeyin bize true veya false değeri göndermesi önemli. Mesela ben buraya yine true da yazabilirim. Hepsini siler. Yine hepsini siler. Burada önemli olan şey bizim yapacağımız karşılaştırmanın bize true veya false değerini türetmesidir. Başka ne var? Başka. Remove, reverse exact, reserve daha doğrusu reserve. Reserve yine allocate ile ilgili bir şey. Buraları da çok fazla splice. Bunlar da aslında ileri konular. Onları şu anda anlatmaya pek fazla gerek yok diye düşünüyorum. Zaten ders bayağı bir uzadı. Evet, en önemli konuları bunlardı. Bunun dışında çok fazla bir şey kullanmıyoruz. Ha ama şöyle söyleyeyim. Aslında ben vektörlerde en çok kullandığım şey şu. Iterator. En önemli şey bu iterator kullanmak. Çünkü benim kullandığım fonksiyonların tamamı aslında iteratorlarla ilgili bir şey. Ve müthiş bir araç. Hatta şöyle bir gelelim en başa. Iterator yazalım. Bakın burada aslında en çok kullandığımız şey bu. Burada vektörün kendisine ait metotlarının yanında iterator'ın da kendi trait'i var. Bu trait'in kendine ait metotları var. Ve bunlar gerçekten müthiş işler çıkarıyor. Ve bu arada bu döngü kurduğumuz zaman bile
Tor'dan daha hızlı çalışabiliyor yani. İlginç olan şey bu. Çünkü burada tanımlanan iterator metodu assembly seviyesinde bir şekilde ele alınmış ve buna göre tasarlanmış. Gayet müthiş bir şekilde çalışıyor. Size tavsiyem vektörler için buna da bakmanız. Şimdilik bence bu kadarlık konu yeter vektörler için. Sorunuz varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Sorunuz yoksa demek ki müthiş bir şekilde biliyorsunuz veyahut benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bu durumda da benim videolarımı neden izliyorsunuz? Burayı çözemiyorum. Muhtemelen izlediğinize göre demek ki bu konularda bir miktar sorunlarınız vardır ya da öğrenmeye girişmişsinizdir. O yüzden sormaktan çekinmeyin. Ha, bu arada öğrencilerim izliyorsa öğrencilerim şimdilik bu konulara bakmasın. Onlar için henüz buralar erken, kendilerini yormasınlar. Daha sonra biz sınıfta belli bir seviyeye geldikten sonra ben kendilerine zaten bunları anlatırım. Evet, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. İyi hafta içileri. Çünkü yarın pazartesi. Hayırlı akşamlar.